İhsan Hanım. Barış Bey, hoş geldiniz. Barış Bey, takip edilmediniz değil mi? Beni bulmak için her şeyi yapar o Bilal. Merak etmeyin, polis koruması çıkarttım size. Yalnız olmayacaksınız artık. Harika, harika düşünmüşsünüz. Bana bulaşmak için her şeyi yapar o eşkıya. Evet, anladım ben onu. Bana bile şantaj yapmaya kalktı. Aa, öyle mi? Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Bakın Nisan Hanım, sizi Barış'la ben bir araya getirdim ve eğer benim yüzümden Barış'ın başına bir şey gelirse kendimi mesul hissederim. Böyle bir mesuliyetin yok İlayda. Yani hatta buraya gelmek zorunda bile değildin. Olur mu canım öyle şey? Ortağımın yanında olmak benim için büyük bir zevk. Bunu bir solladım bir an. Bunun aklı uçtu. Böyle baktı bana. Atma. Sana köprüde toz yutturan kimdi be? Ne yutturacaksın lan sen bana? Sen her bunu yut. Oğlum oyunun. Bak alırım ayağımı lan. Seni şoförlerin yeri burası mı? Vallahi çok kötü yaparım ya, seni. Beyler. Şoförlerin takıldığı bir yer varmış. Burası mı? He burası bacım. Kimi arıyorsun sen? Kimseyi aramadım. Barış Bey'in şoförüyüm ben. Tabii. Teo'ya bak be. Aklı sıra bizim makaraya saracak. O mu yolladı seni? Bacım, sen git söyle, yemediler de. Tamam. Vallahi ister yiyin ister yemeyin. Durum bu. Yemiyoruz, yemeyiz de. Şunu bir arayayım. Ha. Ara bakalım ya. Alo. Bak, yap. Alo. Yapmasın. Teo. Aradan rahat bırak ya. Yok, var ya. Alo. Barış Bey, size bir şey göstereceğim. Ama ben İlayda Hanım'a pek ısınamadım. Sadece siz bilin aramızda. Söz verin bana. Söz. Etek giydirmişler inanabiliyor musunuz? Madem size şantaj yapıyor. Siz de bunu koyun masaya. Kesin sesini. Nisan Hanım, o mafya, ben avukatım. Yani eğer aynı şeyleri yaparsak bir farkımız kalmaz. O da doğru. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz beni bırakmayın da. Yani bugüne kadar hiçbir müvekkilimi yüzüstü bırakmadım. Merak etmeyin. Ben yokken mühim bir şey kaçırdın mı? Yok. Oğlum öküz müsün? Yapmasanıza. Bak vallahi çok yaptım. Oğlum yapmasanıza bak. Bu kız şoförmüş. Bizdenmiş. Harbi mi ya? Ha. Kahve alır mıydınız Ahmet Bey? İçerim Kerim kardeşim. Siz de alır mıydınız beyefendi? He alırım efendim. Sen alır mıydınız bayan? Baksana ya. Yarın polis korumanız başlayacak Nisan Hanım. Haberleşiriz. Siz de gözünüzü açık tutun. Bilal'in ne yapacağı hiç belli olmaz. E kafayı taktıysa size. Siz beni merak etmeyin. Temiz değil mi her yer? Ben kaçıyorum. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sana neyle ilgili şantaj yaptın? Boş ver. Hayır sen çok titiz çalışırsın yani nasıl bir açığını yakalamış olabilir ki? Yok zaten merak etme. Nereye götüreyim seni? Hala ortaklığımızı kutlamadık. Hala imzayı da atmadık. İlayda ben bu işten pek emin değilim. Neden? Yani ikimiz de zor insanlarız. Şaşırttın beni. Tamam. Bunu sonra konuşalım olur mu? Görüşürüz. Yürü be bacım. Ulan hala daha oynuyorsun be. Hala. Ya rezil herif ya. Kız bile kız anlamadım ben. Şuraya bak, hala daha önce bak. İki tane taşın kaldı. Hadi bacım be. Bitti.
Ya rezil herif ya. Ya. Bırak git ben burada. Al al. Hala barışıyor oynuyor. Hala devam. Hala devam. Hala devam. Hala devam. Hala devam. Size doyum olmaz. Vallahi öyle bir şey. Bırak ya. Ya öyle olacağım. Al al. Eve götür. Barış Bey. Barış Bey helal olsun size. Ne güzel iş yapmışsınız böyle ya. Mesleğimiz itibar kazandı yemin ediyorum. Vallahi helal olsun Barış Bey. Bravo, bravo. Abartmayın beyler. Buyurun Barış Bey. Görüşürüz. Görüşürüz. Selametle. İtibar demek. Tavlamışsın hemen. Ya abartıyorlar. Öküzler meküzler ama iyi çocuklar. Yani öküz derken kötü anlamda değil. Öküz güzel hayvandır bir kere ama kabadır işte biraz. Anladım. Söyler mi? Biraz beynine oksijen gitsin, belki o geceyi hatırlarsın. Bizim kızlar görse rezil olur. Vallahi şu an karizmam çiziliyor anne. Ay evladım öyle söylesene karizmam çiziliyor diye. Çizilmesin tabii çocuğum. Hadi sen git eve. Tamam, hadi bay bay. Ay, nereye gidiyorsun ya? Ay deli etmeyin beni. Demin dedin ya teyze eve git diye. Aa, evet abla. Demin dedin ya. Yani Alzheimer falan mı var sende? Anlamadım ki yani. Kinaye yapıyorum. Kinaye, mürsel, mecaz. Bir şey bildiğiniz yok. Oğlum senin de Barış'ın da başınız iyice ne dertte. Hala yok karizmam marizmam. Ama abla ya Allah aşkına şu suratın masumluğuna bak. Yani bak biliyorsun bunda bir suçlu azılı yaratmaya çalışıyorlar. Yani dünya nereden nereye gidiyor? Allah nereye gidiyorsa gitsin beni eve bıraksın anne. Çok yoruldum. Bana bak, düş önüme. Düş önüme o geceyi hatırlayana kadar koşacaksın. Durmak yok. Bakma sen de öyle. Yürü, marş, marş. Ay, koş oğlum, koş. Geldiler bu teyze de yine. Beni de bekleyin. Hadi kardeşim, çıkar arabanı. 10 dakikadır bekliyoruz burada. Alo. Aslı. Sakin. Ya Barış Bey nasıl sakin olayım Allah aşkına ya? Ya bunları böyle gördün mü? Savaşacaksın, tek tek eğiteceksin bunları. Siz bana güvenin. NH 57 14. NH 57 14. Çiziyorum arabanı çıkarmazsan. Aslı. Çiziyorum dedim, alo. Aslı dedim. Buyurun Barış Bey. Lütfen arabaya dön, bağırma. İyi de yani sıkıntı yaratmazsak bu hep böyle yapar. Yahu bunlar İstanbul'un trafiğini bu hale getiriyor. Aslı, o zaman rapor tutarız. Sorunlarımızı böyle çözüyoruz. Bağırıp atar yaparak değil. Hiç mi atar yapmıyorsun? En hak edene bile mi? Hiç. Çünkü bu arabayı kullanırken beni temsil ediyorsun. Unutma. Tamam o zaman. Denerim. Deneme. Yap. Ya ben tutamayacağım söz vermek istemiyorum. Ya bir taksici olarak dünyamdaki bütün hatalardan bir anda kurtulabilir miyim bilmiyorum. Tamam o zaman. Dene. Acaba halamın iş yeri nasıl bir yer? Ufacık bir yer bile olsa hiç mühim değil çiçeğim. Ay trafiğe çıkmıyor ya artık. Oh çok şükür. Vallahi dualarım kabul oldu. Ay her sorduğumda araya laf karıştı. Soramadım, öğrenemedim. Yani ne iş yapıyor tam olarak? Munişe ne bileyim. Avukatlık yanında sekreterlik. Telefonlara melefonlara bakacaktır herhalde. Ay kız anne. Yönetici asistanı falan olmasın? O ne ki? Müdür yardımcısı falan gibi mi acaba? Öyle bir şey. Büyüyünce de müdür oluyor.
benim kızım. Ay yapar. Onu da yapar. Kız arasana şu Aslı'yı. Arada bir konuşalım bakalım ne yapıyor bizim müdür kızımız. Ara Arzu, ara. Açabilirsin telefonu. Kulaklık var nasıl olsa. Yok yok. Annemler arıyor. Ben ararım onları sonra. Sizi rahatsız etmeyeyim şimdi. Ya aç, belki önemli bir şeydir. Efendim anne. Aslı. Yavrum. Ofis nasıl? Sana masa falan verdiler mi kızım? Yok, yok. Daha değil anneciğim. Neler yapıyorsun anlatsana. Sevdin mi ofisini, arkadaşlarını, anlaşabiliyor musun? Nasıl gidiyor? Evet, evet, evet. Anlatsana azıcık. Yakışıklılar var mı yakışıklılar? Bakmaz benim kızım öyle şeylere. Ay anne ne olacak? Tuşusunu mu kuracağız? Aslı, sen işine bak kızım. Bu zevzekte telefon açıyorum, bende kabahat. Oldu anneciğim, tamam. Güle güle, bal böceğimi öptüm. Tamam kızım. Kızıyorsun anne ya. Sen demedin mi Aslı biraz kız gibi kız olsun diye? Kız seninle açıyoruz biraz. Ama açılmayıversin onunki de. Seninki açıldı da ne oldu? Bence gayet iyi oldu. Ben çok seviyorum Barbu abiyi. Çak kız. Tükendim ya. Yemin ederim tükendim. Evladım bir de genç olacaksın. Sabahlara kadar dans etmesini biliyorsun ama. Ama orada motivasyon var teyze. Kızlar var, müzik var. Burada sen varsın yani. Ay yani dikildin oğlucumun başına. Olur canım benim. Hapishaneye girsin, gardiyanlar diksin çocuğun üstüne gözünü. Ama senin de gardiyanlar bir farkın yok zaten. Zangoç gibi dikildin başımıza. Hatırladım, hatırladım. Şimdi hatırladım. Ne hatırladın? Ne hatırladın çocuğum? Çabuk söyle, ne hatırladın? Ay abla, haklıymışsın. Oksijen gitti beynine oluşumun. Biliyordum, biliyordum. Söyle evladım, söyle çocuğum, ne hatırladın? Var ya, düşünmekten kafam çatlayacaktı teyze. Şansa bak, tam karşıma çıktı. Çabuk, çabuk söyle, saçını başını yalayayım onun. Dondurmacı diyorum anne. Dondurmacı. Geçen bir kızla çıktık. Ara ara bulamadım bu dondurmacıyı. Var ya, böğürtlenlisi özellikle süper. Anne, alalım mı bana 3-5 top? Ne olur, içim yandı ya. Teyze lütfen. Ah canım benim. Sen deminden beri dondurmacıyı mı hatırladın evladım? Hı-hı. Ah canım benim. Bir tanem. Ben sana 3 top alayım mı dondurma? Ben sana 3 top dondurma. 3 top dondurma. Buradan yapma sana 3 top dondurma. Alayım ben buraya. Gel. Öleceğim seni. Hatırlamıyorum. Vay be, resmen özel şoför oldum Aslı. Oldum mu ya? Sabah ne biçim dağıttım, rezil oldum adam. Ne diyorsun? Nasıl geçti ilk günün? Yapabilecek misin bu işi? Ben de şimdi onu düşünüyordum Barış Bey. Vallahi üniforma giymek yok, kapı açmak yok. Müşteri bekler gibi avukat bey bekliyorsun. Yani taksicilikten bir fark yok bence, kıvıracağım yani. Bir de arabayı bozmamayı başarabilirsen. Ya Barış Bey ben vallahi iyi şoförümdür. Bugün niye öyle oldu hiç anlamadım ben. Şaka yapıyorum. İlk defa kullandığın içindir, dert etme. Başkası olsa neler derdi. İyi bir adam sanki ya. Çok da yakışıklı be. Kendine gel. Adam hem patronun hem de nişanlı. Efendim İlayda. Yeni bir mekan açılmış, ambiyans çok güzel diyorlar.
Gel seni oraya kaçırayım ha. Gelemem, çalışmam lazım. Ama benim de seni ortaklığa ikna etmem gerek. Nasıl olacakmış o? E bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var herhalde. Barış. O imzayı sana attırmadan rahat bırakmayacağım biliyorsun değil mi? İlayda iş konusunda zor bir adamım, tanıyorsun beni. Evet ama sen de beni tanıyorsun. Zoru başarmayı severim. Biliyorum biliyorum. Sen şu kapıyı biraz aralık bıraksan bana yeter aslında. Tamam, ben senin için kapıyı aralık tutarım. Ama gerisine söz veremem. Olur. O kadarı bana yeter. Hadi öpüyorum seni. İyi geceler. İyi geceler. Aslı. Efendim Barış Bey. Teo seni telefon konuşmaları konusunda uyardı değil mi? Yani burada duyduklarım burada kalır. Evet Barış Bey. Dedikodu hiç sevmem ben zaten. Doğru, neydi senin o? Yanarlı. Yanarlı dönerli işler. Bana güvenebilirsiniz. Evet. Akşam yemeğiniz geldi. Ya yine bu yeşil sudan mı içeceğim ben? Sıdıka, ben artık yemek yemeyi özledim. Muhteşem güzelliğinizi bu şekilde koruyorsunuz. Barış Bey'in aklını alacaksınız. Etkilemek demişken bak hangi davayı aldım. Barış Bey'e rakip mi olacaksınız? Sadece rakip olmak deme yalnız. Ben bu davayı kazanacağım. Bu davayı kazanıp onu etkilemeyi de başaracağım. Erkekler kadınlara yenilmeyi hiç sevmezler İlayda. Ay Sıdıka, artık şu varoş felsefesini bir bırak olur mu? Hayatım, bizim dünyamızda böyle şeylerin bir yeri yok. İç, 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 iç. İğrenç. Bırak sen, hallederim ben. Olmaz öyle şey, ben hallederim. Ya gerek yok. Ya olur mu? Bakın ben sizin şoförünüzüm sonuçta değil mi? Teo olsaydı o taşıyacaktı. Ben rahat edemem öyle. Benim taşımam lazım. Sen gerçekten yardım almayı bilmiyorsun. Ya ama ben sizin şoförünüzüm. Siz bana değil, ben size yardım... Ne kadar güzelmiş. Kocaman. Bazen kendimi bulamadığım zamanlar oluyor. Haklısın. Evet. İlk günümüzü de hayırlısıyla bitirdik. Kaldı 29 gün. O zaman ben arabayı alıp gidiyorum. Evet evet. Araba sende kalacak. Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Güzel yerlermiş buralar ya. Biraz ürkütücü ama. Güzel. Allah! Ne oluyor be? Ne oluyor?
be. Neredeyim ya? Öf, az daha göle düşüyormuşum ha. Allah korudu valla. Ha, Teo. Hadi Teo, hadi. Aç. Ben Teo'yu aradım ama telefonu kapalıydı. Şey mi oldu? Şey, ya ben yolda öyle ilerliyordum. Araba bir anda tık dedi gitti. Ben çalıştıramıyorum bunu. Tamam, konu at, geliyorum ben. Hemen atıyorum. Sen çok iyi anlıyordun arabalardan. Aslı. Pardon ya. Ben arabayı görünce şaşırdım biraz. Siz klasik arabalara düşkün müsünüz? Evet. Neden? Çiçeğe çarpan araba da bunlar. Biliyorum. Verdiğin dosyada yazıyor. Klasik arabası olan çok az insan var. Hem kulübümüz de varmış. Orada herkes birbirini tanıyordur. İstersen önce bozduğun arabama bakalım. Sonra diğerini konuşuruz. Ne dersin? Haklısınız tabii. Tabii. Çok çok özür dilerim. Şey tamam, ben şimdi hemen şuraya bir bakmıştım. Ay! Ne yaptın? Tamam, sakin. Bakacağım. Yakmışsın bütün parmaklarını. Sen sıcak motoru niye tutuyorsun ki? Ne bileyim, ben kaza gelince aklıma benim aklım uçtu. Ne yapacağım ben seninle böyle? Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine ateş böceklerini seyredaldım. Kendime benzettim yanlışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını,
kendime benzettim yanışlarını. Yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını.